İnacat abi bu arıtma. Şöyle katayım. Bu da normal şebeke suyu. Yani bunun suyu. Şimdi bu da suyun ölçüm cihazı. 10 diyoruz. Basıyoruz. Arıtma 20 derece geldi. Normalde zaten 50 derecenin altı olması lazım. Bu da 259 derece geldi. Arasında dağlar kadar fark var. Arıtma görevini yapmış. Şimdi suyun testini yapacağız. Suda ne kadar pislik, mikrop var hepsini aşağı çıkartacağız. Orada da pişiyor abi. Şurada da var. Şöyle getirdim. Buraya kattım. Fişini de taktık. Şimdi zaten şebeke suyu kaynamaya başladı. Gördüğün gibi. Bunun rengi değişecek. Yok bir şey olmaz abi. Arıtmada hiçbir şey yok abi bak. Görüyoruz. Şebeke suyu ne hale geldi? Arıtma tertemiz. Evet. Ama çöpükleri var biraz. Asit gibi. Bu su neden böyle oluyor? Sorabilir miyim? Suyun içindeki bak 259 derece ne var? Onu açığa çıkartıyor. 20 derece ne var? Onu açığa çıkartıyor. Evet. Şimdi arıtma bu halden bu hale çeviriyor. Bazıları diyor ki ya bunun sen diyor bu tarafı veriyor, bu tarafı vermiyor. Bir de bu tarafını çevirelim. Buradaki biraz pislikler buraya geçti. Yani bazıları diyor ki bu tarafı yapıyor pislik, bu tarafı yapmıyor. Öyle de deneyelim. Zaten bunu ellediğin zaman sıcak olur, bunu ellediğin zaman soğuk olur. Bu aşırı derece kirlilik oranına sahip olduğundan dolayı. Bu biraz o yüzden. Bakalım. Görüldüğü üzere. Suyun rengi değişti. Bu arıtma. Bu sarı. Sarı olması nedeni vitamin, mineraller insan vücuduna. Üstünde az bir şey pislik oldu. O da az önce değiştirdik ya ondan bulaşan maddeler. Yani arıtma diyor ki ben suyunu bu halden bu hale çeviriyorum. Mineral, vitamin, protein verecek şekilde.